Merhaba sevgili gençler. Aydın Yayınları'nın Ayet-i Kimya Deneme kitapçığındaki 22. denemeyle devam ediyoruz. XO3, XO2 ve XO4 iyonlarının toplam elektron sayıları arasındaki fark 14'tür. Toplam elektron sayıları arasındaki fark toplam nötron sayıları arasındaki farkı eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktığımızda X'in çekirdek kökü 6'dır diyor. Hemen ne yapacağız? Burada tabii ki şunları daha kolay görelim diye bakın şuraya alalım. XO3, XO2 yine aynı şekilde X2, O4, eksi 2. Bunlardaki elektron sayıları, toplam elektron sayıları arasındaki fark 14'müş. Hemen elektron sayılarını tespit edelim. Bakın şöyle bunların elektron sayılarını alt tarafına yazalım ve aradaki fark 14'müş. Burada tabii ki neyi biliyoruz? Oksijeni biliyoruz. İpucumuz oksijen. Oksijenin 8 protonu var, 8 elektronu var. Aynı şekilde kütle numarası 16 olduğuna göre 8 tane nötronu vardır diye söylerim. X'i bilmiyoruz. X'e de A diyelim. A tane protonu, A tane elektronu olsun. Buna göre baktığımızda elektron sayılarını tespit edeceğiz. 3 tane oksijen, bir tane 8 taşıdığına göre 8 kere 3, 24 tane buradan elektron gelir. Artı X'in de yine A tane olduğunu biliyoruz. O zaman buraya A tane elektron da buradan gelecek. Ve bunlar beraber 2 tane ne yapmışlar? Elektron almışlar. O zaman 2 tane daha ekleyeceğiz. Buradaki toplam elektron sayısı nedir? A artı 26'dır. Aynı şekilde bunun için yaparsak 8 kere 4, 32 elektron buradan gelecek. Ve yine buradan 2A tane gelecek. Bunları da topladığımızda yine beraber 2 tane de elektron almışlar. Ve buna baktığımızda 2A artı 34 elektron olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman bunlar arasındaki fark 14 olduğunu söylüyor. O zaman buraya ne yapacağız? 14 ekleyeceğiz. Buraya 14 eklediğimizde eşitlik sağlanmış olur. Ve buraya göre baktığımızda A artı 40 eşittir. Buradan da 2A artı 34 olur. Buradan A'yı yalnız bırakırsak A'yı 6 olarak bulmuş oluruz. Böylece birinci öncülün doğru olduğunu söyleyebiliriz. XO3 iyonunun 28 elektronu vardır diyor. Hemen şuraya baktığımızda burada zaten toplam elektron sayısını buraya yazmıştık. Bakarsak oksijenden 24, 2 tane beraber almışlardı. Bir de A tane vardı. 24, 26, A'yı da 6 bulduk. Buraya 6 yazarsak böylece 24, 26, 32 olarak bulmuş oluruz. Yani bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncülde XO2, O4, eksi 2 iyonun toplam 44 nötronu vardır diyor. Şimdi elektron sayısını yaptığım işlemin aynısını ne yapacağız? Artık şurayı da 6 olarak bulmuştuk. Bakın şuraları 6 yapalım artık. Nötron sayılarını bilmiyoruz ancak. Yani X'in nötron sayısını bilmiyoruz ama oksijenin nötron sayısını biliyoruz. Burada bilgi olarak elektron sayılar arasındaki fark nötron sayılar arasındaki farkı eşittir diyor. Yani orada da 14'lük fark varmış. Aynı işlemi tekrar yapacağız. XO3 eksi 2 ile x2 o4 eksi 2'deki nötron sayılarını tespit edeceğiz. Oksijenin nötron sayısı bir tanesine 8 olduğuna göre 3 tanesi 24'tür. Aynı şekilde x'in bir tanesi bilmediğim için bakın buraya yine ne diyelim? A diyelim tekrar. Yani yukarıda A demiştik ama artık A'yı bulmuştuk. Buraya da tekrar A diyelim. Tekrar A'yı bulmaya çalışalım. A tane x'ten gelecek. Yani 24 artı A tane nötron olmuş olacak. Buraya uyguladığımızda oksijene baktığımızda 8 çarpı 4'ten 32 nötron gelecek. X'ten de yine A tane olduğunu düşünüyoruz. 2 tane olduğuna göre 2A olacak. Hemen buradan da buraya 14 eklersek sevgili gençler, aralarındaki fark 14 olduğunu zaten yukarıda söylemişti. Dolayısıyla bunu buraya eşitlediğimizde 20, 30, 38 A artı 38. Buradan da 2A artı 32 olur. Buradan yine A eşittir 6 olarak bulmuş oluruz. Yani X'in nötron sayısı da daha önce proton sayısını 6 bulmuştuk. Nötron sayısını da 6 olarak bulmuş olduk. Zaten buradaki maddenin nötron sayısını soruyor. A yerine 6 yazarsak 6, 12, 12 artı 32'den 44 olarak bulmuş olur. Yani bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız C şıkkı. Grafik 3. periyot elementlerin birinci yonlaşma enerjiyle atom numaraları izleyişimini göstermektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Biliyorsunuz ki yoğunlaşma enerji grafiğinde hemen 3. periyot olduğuna göre burada ne yapıyoruz? Hiç kalemi kaldırmadan sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8A grubu diye bunları yazmamız gerekiyor. Buna göre bakacağız. Z'nin değerli elektron sayısı 3'tür diyor. Z 3A grubu olduğuna göre biliyorsunuz ki 3. periyotta bunlar 2, 8, 3'tür. O zaman da değerli elektron sayısı 3 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci öncülde X ile K arasında iyonik bağlı bileşik oluşur diyor. X'e baktığımızda 1A grubu olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde K'ya baktığımızda 5A grubu olduğunu görüyoruz. 1A ve 5A grubu. Biri metal, biri ametaldir. Dolayısıyla burada iyonik bağlı bileşik oluşur diyebiliriz.
K ile M arasında kovalent bağlılık KMO3 bileşiği oluşur diyor. Burada K'ya bakarsak bir ise şuraya yazalım. K ve M arasında bir ise 5A grubu, diğeri de 7A grubu. Burada baktığımızda 7A grubunun eksi bir değerlik aldığını düşünürsek burada da X artı 3 değerlik alır ve çaprazladığımızda biliyorsunuz ki burada K'nın 5A grubu olduğu için sonu 5'tir ve eksi 3'ten artı 5'e kadar değerlik alabilir. Buradan da değerlikleri çaprazladığımızda K, M, 3 bileşiği oluşur diyebiliriz. Kütlece 120'lik KCl su çözeltisine aynı sıcakta bir miktar KCl kalısı ekleniyor. Çözeltideki KCl'nin eklenen KC'ye bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre doymuş çözeltinin kütlece yüzde değişimi kaçtır diye söylüyor. Grafiğe baktığımızda çözeltideki KCl miktarının başlangıçta 40 olduğunu, daha sonrasında 50 eklendiğini görüyoruz. Hemen şöyle biraz daha görünür hale getirelim. Bakın bir kabın içerisinde zaten bizim %20'lik bir çözeltimiz var. %20'lik KCl çözeltisi var ve içerisinde de 120 çözeltinin içerisinde de 40 gram olduğunu zaten söylemiş. Yani 40 gram KCl olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Bu bilgiden faydalanıp diyebiliriz ki 100 gramın 20 gramı 120'lik diyor. Çünkü KCl ise çözeltide 40 gram olduğunu grafikten görüyoruz. 40 gram KCl çözünürlüğüne göre çözeltimiz ne kadardır? Buradan çözeltinin 2 katı olduğuna göre 200 gram olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Yani kabımızın içerisinde 200 gram çözelti var. 200 gram KCl çözeltisi var. Ve bunun 40 gramı nedir? KCl'dir. Şimdi buraya diyor ki eklenen madde var. 50 gram eklendiğinde bakın çözeltideki KCl miktarı artıyor ve sabitleniyor. Demek ki daha fazlası çözülmüyor anlamına gelir. O zaman demek ki 50 gram daha çözmüşüz. Böylece son durumda zaten 200 vardı. 200 artı eklenen 50'den dolayı 250 gram çözeltim olacak. Bu 250 gramın 40 artı 50 daha 90 gramının KCl olduğunu biliyoruz eklenen maddeyle beraber. Ve böylece 250 gramda 90 varsa yüzde ne kadardır diyerek buradan basitçe orantıyla yapılabilir. İşlem yaptığımızda şunlar hemen 150'nin katı olduğuna göre 2 olsun. Bu da 50'nin katı 5. Buradan 180 bölü 5'ten cevabı bulmuş oluruz. Yani 360 bölü 10'dan %36 KCl olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımızın C şıkkı olduğunu söylememiz gerekir. Sabit hacimli kapalı kapta bulunan 4 gram helyum ideal gazının basıncı 0,8 atm'dir. Bu kaba aynı sıcaklıkta kaç gram helyum ideal gazı eklenirse basınç 1,2 atm olur. Gazlarla ilgili sorularda biliyorsunuz formüllerimiz var. Şartlar değiştiğine göre burada sıcaklık aynı olsa bile madde eklenmesi var. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Hemen ilk durum son durumu hemen soruyu çözmeye çalışacağız. P1 V1 M1 T1 yazacağız. Çok basitçe P2 V2 N2 T2 yapacağız. Soruda sıcaklıklar aynı olduğuna göre T'leri hemen siliyoruz. Sabit hacim bir kap diyor. V'leri de siliyoruz. Hemen buradan hangi formülü kullanmamız gerektiğini buradan bulmuş oluyoruz. İlk durumda 4 gram helyum var diyor. 4 gram helyum 1 mol yapar. Yani içeride 1 mol var. Ve ilk durumda da basınç 0,8. O zaman P1'e hemen ne yapıyoruz? 0,8 atm bölü. İlk durumda mol sayısı 1. Son durumda basıncın 1,2 olmasını istiyoruz. Burası 1,2 atm olduğuna göre o zaman mol sayısı kaçtır diyerek buradan işlem yapıyoruz. 2'ye 3 olduğunu görüyorsunuz. Hemen buradan 1,2 yani 1,2 bölü 0,8 şeklinde değerlendirirsek buradan 3, 4, 0,4'e böldüğümüzde 2, 3 yani 3 bölü 2 olarak bulmuş olur. Yani buradan 1,5 mol olduğunu görüyorsunuz. O zaman son durumda 1,5 mol gaz olması gerekir. Zaten içeride 1 mol vardı. Demek ki biz ne yapmışız? Kabın içerisine, sabit hacim bir kabın içerisine içeride 1 mol helyum varken içeriye 0,5 mol helyum yollarsak o zaman ne olmuş olur? İçerideki gaz basıncı 0,8 iken 1,2'ye çıkmış olur. O zaman 0,5 mol helyumun da 2 gram olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi nötr tuzdur diyor. Burada bilgi olarak da K, K baz birbirine eşit değildir diyor. Biliyorsunuz zayıf asit bazlarda K, K baz birbirine eşit olursa nötr tuz da oluşabiliyor. Ama burada demek ki ne yapacağız? Nötr tuz olması için kuvvetli asit artı kuvvetli baz olasılığı dışında bir olasılık kalmıyor. Çünkü bunlar eşit değilmiş. O zaman baktığımızda nötr tuz olması için buradaki neye bakacağız? Kuvvetli asitle kuvvetli bazları alacağız. Bu ikisini tepkimeye soktuğumuzda nötr tuz oluşacak. Yani HNO3 ile NaOH yani sut kostikle
Kezzap maddeleri birleştireceğiz. Buradan nasıl bir tuz oluşur? Burada baktığımız zaman hemen şuraya yazalım. Bakın NaOH artı HNO3. Biliyorsunuz ki bunlar yer değiştirme tepkimesidir. H ile OH su oluşturacak. Geriye kalan da NaNO3 tuzunu oluşturacak. Yani sodyum nitrat tuzunu oluşturacak. Yani cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki gaz tepkimesi ile ilgili sabit sıcaklıkta deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Buna göre tablodaki N değeri kaçtır? Standart bir soru tipi biliyorsunuz. Bu deney sonuçlarını inceleyip ne yapıyoruz? Hız denklemindeki eksikleri bulabiliyoruz. Mesela bakın burada Y sabitken şöyle bu tarafa doğru gittiğimizde X iki katına çıktığında, hızın da iki katına çıktığını görüyorsunuz. O zaman ne diyorsunuz? Demek ki hız denkleminde X maddesi birinci dereceden varmış diyorsunuz. Yine aynı şekilde burada artık siz X'in etkisini biliyorsunuz. Y'in etkisini bulacaksınız. Y'yi bulabilmek için de X'in sabit olması gerek. Bakın burayı temizleyelim şimdi. Ve burada Y'yi bulabilmek için X'in sabit olduğu bir değer yok. Ama siz artık X'in etkisini biliyorsunuz. O zaman bakın deney 2-3'ü kurcalayabiliriz. Yani deney 2-3'ü kullanabiliriz. Burada X'in 4 katına çıktığını görüyorsunuz. Artık bu 4 katına çıkıyorsa X'in birinci dereceden etki edildiğini bildiğinize göre hız da 4 katına çıkmalı. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 iken ne olması gerekir? 4 katı 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olması gerekir diye bunu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra artık x'in 4 katından dolayı hızın 8 katına çıktığını biliyoruz. Ama burada hala bakıyorum 8'den de 32'ye çıkmış. Yani hala 4 katlık bir artış var. 8'den 32'ye. İşte bu aradaki farkı sağlayan nedir? Y'nin artışıdır. Buradan da y'nin 2 katına çıkarken hızın 4 katına çıkmasının sebebi y'nin 2 katına çıkması diye çıkarımda bulunuyorsunuz. Yani böylece artık şunu buluyorum. Demek ki bu tepkimede Y maddesi de varmış. Çünkü X'i 4 katına çıkardım. Hız 4 katına çıktı. 8 oldu. Ama 8'den de 32'ye gittiğine göre 4 katlık bir artışın sebebi de Y'nin 2 katına çıkması. Demek ki Y 2 katına çıktığında hız da 4 katına çıktığına göre o zaman Y'nin de karesi olduğunu anlıyoruz. Ve böylece hız denklemini bulduğunuza göre burada x'in ne olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradan n değerini de bulursak artık x'in ve y'nin etkisini biliyorsun. Deney 3 4'e bakalım şimdi bakın. Y'yi 2 katına çıkardığımda, y'yi 2 katına çıkardığımda artık şurayı silebiliriz herhalde. Gördünüz burayı çünkü. Şurayı artık silelim. Y'yi 2 katına çıkardığımızda, bakın y'yi 2 katına çıkardığımızda hızın kaç katına çıkacağını biliyoruz. Karesi etki edene göre 4 katına çıkacağını biliyoruz. Yani 32 çarpı 4 olması gerekir. 32 çarpı 4. Ancak 32 olduğunu görüyoruz. Yani burada 4 kat azalmış. Nasıl azalabilir? Demek ki x'in de 4 kat azalması gerekir. Yani buranın 0,1 olması lazım ki çünkü x birinci dereceden etkiliyor. Burada x 4 kat azalır. Y de 2 kat artarsa birbirini götürmüş olur. Böylece n'in 0,1 olduğunu bulabiliriz. Ya da başka bir seçenek olarak ne yapabilirsiniz? Çözüm olarak hız denklemi bildiğiniz için deney 1, 2, 3'teki verilerden birini buraya yazıp k'yı bulursunuz. Sonrasında deney 4'teki verileri tekrar aynı denklemde yerine yazıp k'yı da bildiğiniz için x'i bulmuş olursunuz. Yani iki kere kullandığınızda buradan yine n değerini bulabilirsiniz. Eğer bu şekilde benim dediğim gibi göremiyorsanız diyelim. Tepkimesinin ileri hız sabiti k'yı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Geri hız sabiti kg 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Aynı sıcaklıkta diyor. Tepkimesinin denge sabiti kc kaçtır? Tepkimeleri incelediğimizde tepkimeler arasında gördüğünüz gibi benzerlik var. Tepkime ne yapmış? Ters çevrilmiş. 2x buradayken 4x olmuş ve ters yöne gitmiş. O zaman tepkime ters çevrilmiş ve 2 kat alınmış. Eğer ben bu tepkinin kc'sini bilirsem yapılan etkiyi buna uygulayabilirim. Ki burada k ileriyle k geriyi vermiş. Kc eşittir. Biliyorsunuz ki k ileri bölü k geri eşittir aynı zamanda. Yani ürün bölü giren de eşittir. Yine k ileri bölü k geriye de eşittir diyebiliriz. Buradan hemen 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 yaptığımızda buradan işlem yaptığımızda şu sayıları birbirine benzetirseniz daha kolay görürsün. Yani burayı 40 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapıp burayı da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 gibi gördüğümüzde buradan cevabı 8 olarak buluyorsunuz. Yani ilk durumda kc'nin 8 olduğunu biliyoruz. Ne olmuş? Tepkime ters çevrilmiş. Kc ne olacak? 1 bölü 8 olacak ters çevrildiği için. Bir de ayrıca 2 ile çarpmış. Çarpılan sayı da üst olarak yazılıyordu. 2 ile çarpmışız. Üst olarak karesini aldık. O zaman 1 bölü 64 olarak cevabı bulmuş oluruz. Yani cevap E şıkkı olmalı. Yukarıdaki düzenekte 25 santigrat derecede su çözeltilerde yapılan titrasyonla ilgili yargılarından hangileri doğrudur?
Erlen'deki H önderişim zamanla azalır diyor. Baktığımızda üzerine asidin üzerine baz ekliyoruz. Dolayısıyla buradaki H artılar ne olacaktır? Nötrleşecektir eklenen OH'tan dolayı. Yani H yön derişimi azalacaktır diyebiliriz. Yine ikinci öncülde her iki çözeltinin hacimleri eşitse titrasyon sonunda Erlen'deki çözeltinin 25 pH değeri 7 olur diyor. Asidimiz 0,1 molar, bazımız 0,1 molar. Asidimizin tesir değerli bir, bazımızın tesir değerli bir. İkisi de kuvvetli. Dolayısıyla eşit hacimlerinde ne olacaktır? pH 7 olacaktır. Çünkü biliyorsun tam nötrleşmede MA, VA, TA diyoruz. Yani şekilde M baz, V baz, T baz diyoruz. Yani şunlar eşit olduğunda hacimler de eşitse o zaman zaten molariteler de eşittir. Yani tam nötrleşme olduğu için pH 7 olur diyebiliriz. Erlen'deki çözeltinin başlangıçtaki pH değeri 1'dir diyor. Burada 0,1 molar HCl olduğuna göre HCl de kuvvetli olduğuna göre H artı Cl şeklinde bu 0,1 molardır zaten. %100 iyonlaştığı için H yön derişimde 0,1 molardır. Buradan pH eşittir 1 diyebiliriz. Yani bu da doğrudur. Cevap E şık. Birinci kapta X metali suyla tepkime verirken Y metali vermemektedir diyor. İkinci ve üçüncü kaplarda da tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmektedir. Buna göre X, Y, Z ve H2'nin yükseltgen meyilimleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bir Y'ye tekrar döndüğümüzde bakın X metali suyla tepki verirken Y vermiyormuş. Yani bu kapta baktığımızda o zaman X'in aktif bir metal olduğunu söyleyebiliriz. Suyla tepki veren maddeler aktiftir, hatta çok aktiftir diyebiliriz. Bu yine diğerine göre daha aktif değildir diye kıyaslayabiliriz. Yani X, Y'den aktiftir çıkarımda bulmamız lazım. Çünkü biri suyla tepki veriyor, birisi vermiyor. O zaman X ile Y'nin aktiflik sırasını bulmuş olduk. X aktiftir Y'den. Diğer bir ifade de Y metali tepkime vermemektedir diyor. Bunu zaten buradan karşılaştırma yapmıştık. 2 ve 3. kaplarda tepkime kendinden gerçekleşmektedir diyor. Yani burada tepkime oluyormuş. Z katısı metali HCl ile tepkime veriyormuş. O zaman burada ne diyeceğiz? Hidrojenle Z'nin aktifliğini değerlendirebiliriz. Demek ki bu tepkime olduğuna göre Z yükseltgeniyor anlamına gelir Z metali. Demek ki Z'nin aktifliği hidrojenden daha büyüktür diyebiliriz. Aynı şekilde Y artı ZNO3 2 tepkimesi de kendine oluyormuş. O zaman demek ki buradaki Y katısı da metalik haldeyken yani sıfırken demek ki bu Y de yükseltgenebiliyormuş. Bir madde yükseltgeniyorsa karşısındaki madde demek ki daha pasiftir diyebiliriz. Buradaki Zn artı 2'ye göre Y'nin daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bu bilgileri birleştirirsek buradaki bilgilere göre X, Y'den aktif, Y, Z'den aktif. O zaman X, Y, Z sırasını buluruz. Z de H'tan aktif olduğuna göre bu şekilde bir sıralama olur. Yani aktiflik sırası bu olduğuna göre soruda yükseltgenme eğilimleri diyor. Biliyorsun metallerde elektron verme eğilimi yükseltgenme ifade eder ya da aktifliği ifade eder. Dolayısıyla burada bu bulduğumuz cevap nedir? Yükseltgenme eğilimleri sırasıdır diye söyleyelim. X, Y, Z ve H olması gerekir. Yani cevabımız B şıkkı. Oda koşullarında doymuş stronsiyum hidroksit su çözeltisinin pH değeri 9'dur. Buna göre aynı sıcaklıkta pH değeri 12 olan KOH su çözeltisinde stronsiyum hidroksitin katısının çözünürlüğü kaç molardır? Hemen önce şuradan ne yapalım? pH değeri 9 diyor. Bu bir baz. Dolayısıyla pH'ı ne bulalım? pH eşittir. Oda koşullarının dediğine göre toplamlar 14 olacağına göre pH 5'tir. Buradan da OH yön derişimi 10 üzeri eksi 5'tir diye söyleyelim. Ve tabii ki su çözeltisindeki OH yön derişimi. O zaman hemen şuraya yazalım bakın. Stronsiyum hidroksiti şöyle hemen stronsiyum artı 2 tane OH gibi düşünürsek burası 10 üzeri eksi 5'miş diye söyleyelim. Ve diyor ki pH değeri 12 olan KOH çözeltisinde. O zaman buraya bir kap çizelim. Bir ortak iyon sorusu bu. KOH çözeltisinin içerisinde bakın K artı OH burada K artı OH diye yazdık. Burada da pH değeri 12 ise yine bu baz olduğuna göre hemen pH'i 2'dir. pH 2 olduğuna göre OH yön derişimi de yine 10 üzeri eksi 2'dir diyelim. Bu kuvvetli bir baz olduğu için buralar 10 üzeri eksi 2 ise burası da 10 üzeri eksi 2'dir. Burası da 10 üzeri eksi 2'dir diye yazalım. Ve buradaki maddenin yani bu kaptaki KOH bulunan çözeltideki çözünürlüğünü soruyor. Hemen ne yapacağız? Ortak iyon sorusu çok standart bir çözümü vardır. Buraya stronsiyum artı 2 tane OH şeklinde yazacağız. Ve buradaki çözünürlüğünü soruyor. Buna S diyelim. S ve 2S. Burada tabii ki ilk verilen bilgiden ne yapacağız? K çiçeği bulacağız. Burası 10 üzeri eksi 5 ise
Hemen şurayı ne bulabiliriz gençler? Burada baktığımız zaman yarısı olduğuna göre, yani 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre 2'ye 1'dir burası. Buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulmuş oluruz. Yani şurası 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır diye söyleyebiliriz. Buradan hemen x'ye 2 türü birleşik olduğu için, ya da şurayı da 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 dersiniz. Kç Ç'si neye eşittir diye baktığımızda, iyonlar değerişimi, yani uzun yoldan yaparsak Sr çarpı OH'ın karesi şeklinde düşündüğümüzde, bunları yerine yazarsak 10 üzeri eksi 5, 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Buradan da OH'ı 10 üzeri eksi 5'in karesi olarak aldığımızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 10, 6'da eksi 16 olarak Kç'yi bulmuş oluyoruz. Kısa yoldan yapsaydık hemen ne diyecektik? X'e 2 türü birleşik olduğu için Kç diyecektik, 4 S kübü eşittir. Buradan 4 çarpı işte 5 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın kübü diyecektik. Buradan yine 5'in kübü 20, 125 çarpı 4'ten yine 500 olacaktı burası. 500 çarpı 10 üzeri eksi 18 olacaktı. Buradan da yine aynı şekilde 5 çarpı 10 üzeri eksi 6, 16 gelecekti. Yani aynı şeyi burada bulmuş oluyoruz. Hemen ne yapacağız şimdi? Geri gelirsek tekrar Kç'yi bulmuş olduk. Burada şu madde için Kç'yi tekrar yazarsak, Kçç nedir diye baktığımızda stronsiyum çarpı OH'ın karesi şeklinde yazdık. Hemen burada Sr gördüğümüz yere, burada çözünürlüğü S olarak yazıyoruz. OH gördüğümüz yere, buraya dikkat edelim. İki tane OH bölgesi var burada. Burada ne yapıyoruz? Şunu ihmal ediyoruz gençler. Suda az çözünen tuzların çözünürlüğü ihmal edilir biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu ihmal ettikten sonra buraya 10 üzeri eksi 2 yazıyoruz. Bunun karesini alacağız. Ve buraya göre baktığımızda Kçç'yi de az önce bulmuştuk. 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 diye. Buradan da S'yi 5 çarpı 10 üzeri eksi 16 bölü 10 üzeri eksi 4 diye yazarsak, buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak bulmuş oluruz. Yani çok standart bir ortak yön sorusudur. Tek farkı işin içine biraz da pH katılması diye söyleyelim. Yukarıda karbon allotropları ve özellikleri verilmiştir. Buna göre karbon allotropu ve özelliklerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Tek tek baktığımızda elmas, grafit, fulleren, biliyorsunuz karbon allotropları var. Elmas ve grafit doğal allotroplar, fulleren de yapay allotroplar diye söyleyelim. Hemen buradan okuduğumuzda eşleştirme yapacağız. Çok küçük boyutlarda ve önemli özelliklere sahip olduklarından nanoteknolojinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir diye hemen aklımıza fulleren geliyor biliyorsunuz. Fullerenler nanoteknolojide önemli bir yere sahiptir. Her bir, yani yapay allotrop için söylüyoruz. Her bir karbon 4 farklı karbon atomuyla kovalent bağ yapar. 4 tane dediği anda aklımıza hemen elmas geliyor biliyorsunuz. Bu da hemen işaretledik. Ve her bir karbon atomu aynı düzlemde 3 farklı karbon diyor. Bu da yine 3 deyince de aklımıza direkt grafit geliyor. Yani bu da yine eşleştirmede hemen ilk bilmemiz gereken bilgilerden. Buna göre eşleştirdiğimizde 1'in B olduğunu buluyoruz. 1 B olacak. 2 C olacak ve 3 de A ile eşleşmiş oldu. Yani cevabımızın B şıkkı olduğunu bulmuş olduk. Aşağıda formülleri verilen moleküllerden hangisinin aynı sıcaklık sudaki çözünürlüğü en azdır diyor. Baktığımızda moleküllere bakarsak bunun eter olduğunu görüyoruz. Hemen bunun eter olduğunu şuradan anladık. Bunun alkol olduğunu görüyoruz. Alkol. Yine aynı şekilde alkol olduğunu gördük. Etil alkol. Bu da yine dimetil eter. Bunu da eter diye yazdık. Burada da yine alkol olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sudaki çözünürlükleri biliyorsunuz ki hidrojen bağı taşıyan alkoller suda daha iyi çözünürler. Burada çözünürlüğü en az olanı istiyor. En az olan dediğine göre burada ne yapacağız? Hidrojen bağı taşımayan eterleri kabul edeceğiz. Tabii ki burada önemli olan karbon sayıları birbirine yakın olanları karşılaştırmak daha kolaydır. Yani iki karbonu bir eterle iki karbonu bir alkolü kıyaslarsak ne yapacağız? Burada alkoller hidrojen bağı olduğu için daha iyi çözünürler. O yüzden alkol eleyeceğiz. Yine aynı şekilde burada baktığımız zaman şunu da söyleyebiliriz. Hidrojen bağı sayısı fazla olan, yine ikinci şıkka baktığımızda alkoldür. Ve iki tane hidrojen bağı taşır. Bu da çok iyi çözünür diyebiliriz. Buraya baktığımızda karbon sayısı ne kadar artarsa o kadar çözünürlük azalır diyebiliriz. Yani şurada gördüğümüz yapılar hidrofob kısımlardır. O da çözünürlüğü azaltır. Yani burada hem eter olmasından dolayı hem de karbon sayısının büyük olmasından dolayı A şıkkındaki maddenin sudaki çözünürlüğünün az olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız A şıkkı diyelim. Yukarıdaki tepkimelerde X, Y, Z ile gösterilen bileşiklerin formülleri aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Birinci maddeye baktığımızda X ile
CH3COOH yani karboksil asidin tepkimeye girdiğini görüyoruz ve bunun sonucunda oluşan ürünün de ester olduğunu görüyoruz. Bu bir esterdir ve esterler biliyorsunuz nasıl oluşuyordu? Şu alkolden gelen kısımdı, şu karboksil asitten gelen kısımdı. O zaman buradaki X'in ne olduğunu biliyoruz. Bu bir metil alkol olduğunu buluyoruz. Yani birincisi metil alkoldür. Yani B şık olabilir, C olabilir, E olabilir. Diğerine baktığımızda alkenlere su katılması. Alkenlere su katıldığında ki İQ olan alkene su kattığımızda alkole dönüşecektir. Y'nin de iki karbonu bir alkol olduğunu görüyoruz. O zaman iki karbon alkol olacak. Yani şu şıklar olabilir. Böylece ya B ya C şık olabilir. Bunları elemiş olduk. Ve diğer şıka baktığımızda keton olduğunu görüyoruz. Ketonların hidrojenle tepkimesi bu bir indirgenme tepkimesini temsil eder. Burada da ketonlar indirgendiğinde sekonder alkole indirgenir. Z'nin de sekonder alkol olması gerekir. 3 karbonlu ketondan 3 karbonlu sekonder alkol oluşacak. Burada primer alkol, burada sekonder alkol olduğunu görüyoruz. Yani cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 22. denemenin de sonuna geldik sevgili gençler. 13'te 13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle.